Nerede? Ha tamam. Size bir şey ısmarlayayım. Sağ ol. Kaç sinekli? Açıl mı? Yozgat Ahtamada Yokuracı köyünde ben Ferzi Şencan. Bundan 20-30 sene önce bille oynayarken paçadan düştüm, kolum kırıldı. Yatıyorum. Bu rahmetlik babam. Babam bana ağlamasın deyin yastığımın altına iki paket önce şeyler 216'lar modaydı. Evet. 216 Samsun koymuş içsin ağlamasın deyin. İşte evet. Evet. Aynen, evet. Seni, işte, öyle. Evet. Mutlu oldun mu? Mutlu oldum. Öyle mi? Evet oldum. Keşke babam nuraydı tek iki kolum kuruluydu. Öyle mi? Evet. Öyle. Ne yapacaksın işte? İşte rahmetli. Ah, bir de varken kıymetini bilsin. Çok bildiğim. Çok bildiğim. Rahmetli anamı da babamı da. Hayattayken kıymetini bilmiyorlar, bilmiyorlar. Öldükten sonra. Ben bildim. Ben biliyorum. Evet, ben bildim. Bir oğlum varmış'ta uzman çavuş. Ona çok selam söylüyorum. Bir oğlum var Mahmut Maden'de. Ona çok selam söylüyorum. Hepsine Allah razı olsun onlardan. Hepsine selam. Hadi Allah'a emanet olun. İyi yayınlar. Ben Yozgat'ta Ahtamaden, Yukarı Cumalı'danım. He. Dört tane oğlum var. İkisi İstanbul'da, biri Ankara'da, biri burada. He. İlaç belliğine uğraşıyor. Yani üç tane torunum var İstanbul'da. He. Geçen gün çekmedik mi seni? Yok ben hatta dün çocuklar dede dedi niye dedi sen dedi Yozgat TV'ye çıkmadın dedi. Herkes çıkmış da dedi, siz niye yoksunuz dedi. Ben dedim, bizim oyanı gelmedi dedim muhtar dedim. Yo anons ettik muhtar anons ettik. Ya anons ettik de, şimdi bizim ev Atbaş'ta biliyor musun? Değil mi? Atbaş'ta olduğundan yani oyanı gelmedi muhtar. He. Hatta bugün de muhtara kızdım. Sen dedim oraları gezdin de bizim mahalleye niye gelmedin dedim. He. Yani köydeler dedi, dek gelirseniz de konuşursunuz dedi. He. Gel. Başka da bir şey. Nereden geliyoruz? Gel buraya. Ahtan'dan geliyor. Ne oldunuz Ahtan'da? Ahtan'da bugün pazartesi buğday aldık, gübre aldık. Ekinlere gelecek. He. Kaç dönüm arazi? Arazide 70 dönüm arazim var. He. 6-7 tane hayvanım var. He. Geçimimiz işte onunla. Çoluk çocuk torun kaç tane? Çocuk 4 tane. Hı. Nerede çocuklar? Çocuğun biri bu. Bu mu? İkisi İstanbul'da ya bu yaşa kadar adam olmuş evle çocuğu ya. İkisi İstanbul'da, biri de Ankara'da işte. He. Çalışıyorlar ya. Güzel torunlara şöyle bir çocuklara bir selam gönder hadi uzat. Torunlar selam ederim hadi hepinize gözlerinden öperim. O kadar. Sen sor ben söyleyeyim abi. Merak ettiğin ne varsa köy halkında da sorabilirsin bana yani. Sorayım o zaman. Eşya sıpasında ne denir? Eşeğin sıpasına? Sıpa. Tay denir. Yok. Eşeğin sıpasına kirik denir. Ha kırık o küçük ya. Sen. Biz ne dedik işte eşeğin sıpasına? Ne denir diyor bizde. Tay atın yavrusuna. He. Ne yapıyor? Ne işte uğraşıyor? Ben bu köydeyim abi. Ormancılıkla uğraşıyorum. Ormancılıkla uğraşıyorsun. Evet abi. Üniversite mezunuyum ormancılıkla uğraşıyorum. Niye? İş yok. Nasıl iş yok? İş yok, köyde iş yok. Peki bu köye niçin yukarı Çulhalı demişler? Bilen var mı? Duyan, anlatan var mı? Bilen yok. He. Aşağı Çulhalı var, yukarı Çulhalı var. Ortada da bir orta köy ortada var. Ortada orta köy var. Burada Aktağ'a yakın olduğu için herhalde şehre yakın olduğu için yukarı olabilir. Benim tahminim buraya niye yukarı Çulhalı demişler? Abi neden gelme biliyor musun kardeşim? Gel bay bu tarafa gel. Bilmiyorum gel. Gel bay gel. Malatya'nın yukarı Çulhalı köyünden gelme. Malatya'nın yukarı Çulhalı köyünden gelme. Bu köyün adı. Malatya'da yukarı Çulhalı köyü varmış. Aynı adı orada var. O adı yani buraya da koymuşlar. Yukarı Çulhalı diye. Bu mu? Evet. Ha tamam. Bir de geliyorum. Ben sana çok üye ekledim. Sen beni nasıl hatırlamıyorsun şimdi? Ne zaman üye ekledin? Kışın. Kışın mı? İkinci ya da üçüncü ayda. Ben sana 2000 tane üye ekledim. 2000 tane üye ekledim. Evet. Facebook'ta 5000 tane yakın arkadaşım var benim. He. Cihan hatta Terzi var. Tanıyor musun? He Cihan. O da benim yakın arkadaşım. He Boyraz. Ona da selam söylüyorum buradan. Le mi? Cihan selam söylüyor baksana yukarı Çulhalı köyünden. O beni iyi tanır. Le mi? Onun maneviyim ben. He.
şey mi? Bu köyde düğün yaptığınızda oyun falan oynuyor musunuz? Evet, her zaman. Ne oynarsınız? Onları bir anlat bakayım. Ağırlama var. Evet. Alay olarak. Evet. Oyun olarak kelle var. Hı. Başka da bir oyun yok. Yani topal var. Onda fazla oynayan yok yani. Bu damat odasında falan oynuyorlar ya. Bizim köy alakalı. Eski sistem yok. Niye? Eskiden bizim köy mesela... Örnek sana abi nasıl anlatayım? Ankara'nın nasıl düğünü varsa burada öyle artık yani. Artık değişti bizim, diyorsun yani. Bizim burada köy olayını atlattı. Çat. Yani diğer adıyla küçük Paris diyorlar buraya. Değil mi? Bir ileten hiç kimse olmadı o kadar görüşme yapmışsınız, röportaj yapmışsınız ama buraya küçük Paris diyorlar. Küçük Paris. O zaman tabelayı değiştirecek ya. Gerçi tabelanın güzel olmuş. Tabelanın altına küçük Paris yazdırmayı unutmuşlar. Değil mi? Var mı gurbette tanıdıkların? Şöyle bir selam. Arkadaşlarım çok var. Arkadaşlarıma selam söyleyeyim. Abilerim var. Arkadaşlarım 10-15 tane uzman arkadaşım var. Hı. Hepsine ayrı ayrı selam söylüyorum. Üç tane abim var dışarıda. Hı. Biri nerede? Ankara'da. Evet. İkisi İstanbul'da. Onlara da selam ediyorum. Başka da köyümüzden yurt dışına kalanlara falan hepsine selam söylüyorum yani. Sen Tuğrul abiyi tanıyor musun? Tuğrul günaydın mı? He. Tanıyorum. Biz, komşumuz bizim. Komşumuz. Bunun ablası varmış iki tane burada. Yukarıda. Değil mi? Bir yukarıda bir de karşıda. Sen biliyor musun Memmoğlu? Biliyor. Kimi? Şey ya. Orada bir çekek ya. Yukarıda. Gelmişken. Kimi? O da bizim yakın komşumuz. Sağ olsun. Evini falan çekecekseniz. Sponsor oldu bu çekime. O zaman evini göstereydiniz. İnerek ya bir gün. Evini gösteriyorum abi bizim oraya yakın. Niye göstermiyorsun Memmoğlu? Evde kimse yok. Olsun. Olsun. Evi çekerik dıştan şöyle bir görüntüsü alırız. Abi o Avrupa'da kalıyor ama aklı fikrinin hep burada yani. Değil mi? Yani onun orada bir fazla bağı yok. Yine de bir evini çekek şöyle. Çekelim abi götüreyim ben yani. Siz benim peşimden gelin. Değil mi? Aa arabayla gidelim. İyi arabayı hadi görüyorum. Öyle o zaman bir gidek de bir. 95'ten 2000'e kadar muhtarım ben. Okulumuz 3 dershaneydi. Okulu temelden kendi paramına yaptım temelini birinci katını. İkinci katına devlet verdi. Çeşmeyi 5 kilometre su getirdim bu köye. 5 kilometre su getirdim. Köyü örnek köy olaraktan getiren benim. Benim. Benden sonra Ali Bey diye bir arkadaş var ona verdi. Muhtarlığı. Ve bu köye UNICEF'e getirdim. Örnek köy olaraktan ben getirdim bu köye. UNICEF'e. Şimdi 7-8 bayrak koy bizim köye geliyor. Eskiden böyle değildi. Bir de benim mesela 3-4 tane bir torunum var şeyde. Şırnak'ta polis. Ona çok selam ederim. Damadıma selam ederim. Denizli var bir kızım ona selam ederim. Avustralya'da var bir kızım ona selam ederim. Kim var? Avustralya'da var bir tane yine ona selam ederim. Bütün arkadaşlarım Almanya'daki olan, Avustralya'daki olan arkadaşlarımı hepsine selam ederim. Hepsinin gözlerini öperim. Baş bey. Hırsızım alamadım diye. Kurtulacak. Gel abi. Gel alamma da alamma. Anneme söyle hazırası oldu lan. Çay içsin. Merhaba. Yanına gitsin. Bir kendini tanıt. Ahla Ercan. Ben Serpil Şencan. Yukarı Çulfalı köyünde doğma büyümeyim. Burada yaşıyoruz. Ev kadınıyım. Evet. Selam gönderin akrabalar. Şırnak'ta kızım var polis. Allah önce onu korusun sonra tüm polis kardeşlerimiz, askerlerimiz korusun. Avustralya'da görümcem var, Denizli'de var, Antalya'da var. Ankara'da kardeşlerim, yeğenlerim var. Hepsine buradan selam gönderiyorum tüm akrabalara. Nasıl buldunuz köyümüzü? Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Yukarı Çulhalı Köyü tanıtımının ikinci çekimindeyiz ve bugünkü çekimde sponsorumuza çok teşekkür ediyoruz. Ve bugün Yukarı Çulhalı Köyü kabristanındayız ve kabristandan görüntüler aktaracağız. İkinci çekimde bir bölümünü, üçüncü çekimde diğer bölümlerini böyle parça parça ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Turan Ayan 2017 Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun diyoruz. Şengül Ayan 2014 Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun diyoruz.
Ahmet Türkmen 2017, Hasanoğlu Mehmet Türkmen 1935 doğumu ve 2012, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyoruz. İsmail Kahveci oğlu, Bedrettin Kahveci oğlu. Evet, geniş, büyük bir kabristan, biraz dağınık ama biraz da bakıma ihtiyacı var. İnşallah biraz da bakımı yapılırsa. Neslihan Kahveci oğlu, Emine Kahveci oğlu, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyoruz.